Vatandaşların ilgisi Kahramanmaraş depreminden önce biraz daha azdı. Ama malum deprem ülkesinde yaşıyoruz ve Kütahya'da 3. deprem bölgesinde. Ve insanlarımız Maraş'ta diğer deprem mağdurlarının yaşadıkları zorlukları gördü. Gördükten sonra biraz da DASK kadar konut sigortasına ilgi de arttı. Konut sigortası DASK'ı tamamlayan bir sigorta türüdür. Konut sigortası ile insanlarımız evlerindeki eşyaları sigortalayabilir. Daha sonra yer kayması, fırtına, sel ve su baskını gibi afetleri sigortalatabilir. Konut sigortasıyla mesela insanların evlerine hırsız girdiğinde çalınan eşyalarına kadar sigorta şirketleri bu eşyaları teminat altına alır. Daha sonra evleri yandı. Sigorta şirketleri tekrar bu evlerin yandıktan sonraki hasarlarını öder. Konut sigortasının içinde eşya teminatımız da dahil evinizdeki televizyon, buzdolabı, beyaz eşyalar, halı, perde dahil olmak üzere bir doğal afet sonucu oluşabilecek bütün hasarları, eşyalarımızdaki hasarları konut sigortası karşılar. Evet, bunun içine dahil çatal, kaşık, hani buzdolabının içindeki eşyalar kadar dahil. Yalnız çok kullanılıyor mu? Çok detaya giriyor. Müşterilerimiz de çok buzdolabındaki eşyalara kadar aslında sigortalatmak istemiyor, akıllarına gelmiyor ama gene teminat içine dahil diyebiliriz.